Merhabalar, Mini Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz şalgam cacığı tarifi. Malzeme listemizi hemen aktarmak istiyorum. 2 adet orta boy şalgam var. Şalgamı rendenin iri tarafıyla rendeliyoruz. Daha sonra suyunu sıkıyoruz. Tabağa alıyoruz. Hem yapılışını aktarmak hem de malzeme listesini paylaşmak istiyorum. Bir kase yoğurt var. Bir kase yoğurdu önce çatalla çırptım. Daha sonra şalgamın üzerine ilave ediyorum. Üç yemek kaşığı tahin var. Tahinde bolca yağ bulunduğu için malzeme listeme yağ ayrıca eklemedim. 3 yemek kaşığı tahine ekliyorum. Dolu dolu 3 yemek kaşığı. Yarım limon var. Yarım limonu ilave ediyoruz. 3-4 diş sarımsak var. 3-4 diş sarımsağı ince ince doğradım. Bir tutam da tuz ilave ediyorum. Bunları iyice karıştıracağım. Bu cacığı özellikle et yemeklerinin yanında, balık yemeklerinin yanında, en güzel de balık yemeklerinin yanında yakışıyor. Yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Büyük balıklarla yemek yaptığınızda bunu yanına servis edebilirsiniz. Bunu iyice karıştırdıktan sonra üzerine kuru nane serpeceğiz. Eğer elinizde varsa yaş nane yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ben kuru nane daha güzel görüneceği için kuru nane serpeceğim buna. Şöyle iyice karıştırıyorum. Tüm malzemeler birbirine karışana kadar karıştırmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi bakın çok az malzeme ile çok güzel, çok lezzetli bir cacık tarifi çıkıyor. Bazen turpu veya şalgamı sade yemek hoşunuza gitmiyorsa, bildiğiniz tariflerden sıkıldıysanız bunu deneyebilirsiniz. Kesinlikle çok güzel. Şöyle geniş bir salata kasesine alıyorum. Üzerine düzeltip nane serpeceğim. Bu kadar. Bu kadar pratik ve kolay bir tarif. Şöyle her yerine kuru naneyi serpiyorum. Ve servise hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar. Mutfağınız huzur, bereket, sağlıkla da olsun diliyorum. Sizler ricam, kanalıma yeni geldiyseniz ve henüz abone değilseniz eğer kanalıma abone olun. Tarifimle ilgili görüşlerinizi, yorum ve önerilerinizi yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.